İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün haftalık briefingi. Artak Beklaryan, Artsah Ermenilerine yönelik baskılar artıyor. Geham Stepanyan, Askeran Mardagert ve Stepanagert belediye başkanları hakkında başlatılan ceza davası kabul edilemez. Azerbaycanlılar, Berdazor'un şehit özgürlük savaşçılarına adanan anıt kompleksine saygısızlık etti. Batı Ermenistan ve Sanayi Batı Ermenistan Şehitleri Cebrail İplikcihan Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huysa Hakyan'ın haftalık basın açıklaması 25 Mayıs'ta gerçekleşti. Hükümet Sözcüsü Armeni Hüysakyan basın açıklamasında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kuruluşunun 11. yıl dönümü nedeniyle Ulusal Meclis'in Zoom toplantısının gerçekleştiğini hatırlattı. Bununla bağlantılı olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın zorluklarını mevcut stratejisini, iç ve dış politikalarını, savunma konularını ve gelecekte yapılması gereken çalışmaları anlattı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Nelyar Dünyan, Zoom toplantısında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin oluşumuna ilişkin bildiriyi okudu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın konuşmasının bir bölümünü aktardı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü'nün basın açıklamasını sitemiz sayfasından izleyebilirsiniz. 3 gündür Doğu Ermenistan Kolluk Kuvvetleri Artsah Cumhuriyeti'nden zorla yerinden edilen toplum liderleri ve belediye başkanlarının dairelerinde arama yapıyor. İki gün önce askeren belediye başkanı Hayk Şamirya'nın dairesi Doğu Ermenistan Kolluk Kuvvetleri tarafından aranmış, ardından tutuklanmış, bir gün sonra da mahkeme önleyici tedbir olarak ev hapsine karar vermişti. Dün kolluk kuvvetleri Mardagert Belediye Başkanı Mişa Gürciyan'ı tutukladı ve o da suçlandı. Ve bugün ise Stepanakert Belediye Başkanı'nın dairesinde arama yapıldı. Askeran ve Mardagert belediye başkanları devlete büyük mali zarar vermekle suçlanıyor. Belediyelerin kontrolünde olan, meclis tarafından kamulaştırılan ve belediye başkanlarının yönetimine bırakılan araçlar ifade ediliyor. Artak'ın eski devlet bakanı ve eski insan hakları savunucusu Artak Bekleryan gazetecilerle yaptığı görüşmede Artak Ermenilerine yönelik cezai soruşturmalara ve onların gerçek hedeflerine değinerek her şeyin son derece anlaşılır olduğunu, kolluk kuvvetlerinin ağır bir yük taşıdığının açık olduğunu kaydetti. Siyasi bir düzenin dışında siyasi bir süreç yaşanıyor. Artsa Ermenilerine yönelik baskılar artıyor, tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez bir süreçtir. Tabii ki o hukuki süreçlerin detaylarını bilmiyorum ama en azından kamuoyunun bildiği kadarıyla benim için her şey ortada öncelikle dönem rastgele seçilmemektedir. Artak Bekleryan, bu deyim yerinde ise halkının ve toplum liderleri de dahil olmak üzere Artsak'ın çeşitli figürlerinin harekete geçici ana figürler ve aktörler olarak önemli rol oynadığı hareketin doruk noktasıdır dedi. Artsak İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan Facebook sayfasında Doğu Ermenistan'da Arskelan, Mardagert ve Stepanagert belediye başkanları hakkında başlatılan cezai soruşturmaların siyasi bir bağlamı olmadığı açıkça kabul edilemez diye yazdı. Bu serinin devam edeceğine şüphe yok. Stepanyan, bu asılsız yargılamaların söz konusu topluluk liderlerinin çeşitli toplantılara katılmasının ardından başlatılması tesadüf mü? Gerçek ve hukuki dayanaklara gelince ciddi sorular da var. Doğu Ermenistan'ın yetkili organları bu topluluk liderlerinin ve meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleştirilerek onları devlet muhasebesini yapabilmek için toplum araçlarını özelleştirmeye zorladı. Bu, Doğu Ermenistan yetkililerinin artsa halkının haklarını ve ihtiyaçlarını görmezden gelip sistemli çözümlerden kaçındığında neler olabileceğinin bir başka örneğidir diye yazdı. İnternette Ermeni nefreti, Ermenilerle alay eden ve hoşgörüsüzlüğü vazeden videolarıyla öne çıkan Azeri bloker Kamram Razmovar, birkaç gün önce Azerbaycanlılar tarafından 51. Taburun şehit savaşçılarının anıtına yapılan saygısızlığı yayınladı. Anıt kırmızı boya ile boyanmış, çeşitli yazılarla kirletilmiş, alt kısımları tahrip edilmiştir. Avrupa Parlamentosu'nun 2022 yılında kabul ettiği artahın kültürel mirasının yok edilmesi hakkında 2582 sayılı karar tasarısında Avrupa Parlamentosu Bakü'yü Ermeni miras alanlarına herhangi bir müdahalenin hariç tutulmasını sağlamak, mirasın özgünlüğünü, ilkelerini korumakla yükümlü kıldığı ve restorasyon çalışmalarını münhasıran bu prensip doğrultusunda yürütmek zorunda olduğunu ifade etmektedir. Anıta yapılan saygısızlık aynı zamanda Burra, Avustralya İkomos, 1999 tarafından belirlenen mirasın kültürel önemi kriterini de ihlal etmektedir. Burada da tarihi delillerin yok edilmesiyle ilgili olarak şunu belirtmek gerekir ki, kültürel önem kriterine göre mirasın tarihi değerinin korunması, değere ait tarihi delillerin nasıl korunduğu anlamına gelmektedir. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış büyük ticaretinde, sanayi üretiminde ve bankacılık işlerinde etkili bir konuma sahipti. Ülkenin önemli ekonomik kaldıraçlarını ellerinde yoğunlaştırdılar. Türk Burjuvazisi Ermenilerle karşılaştırıldığında türev durumundaydı ve Osmanlı ekonomisinde önemli bir unsur oluşturmuyordu. Jön Türk yetkilileri Ermenilerin ekonomik ve maddi olarak güçlenmesinin yarınki siyasi zaferlerinin temeli olacağından oldukça endişeliydi. Türk yetkililerinde dünün tabası Ermenilerin ekonomik alanda olduğu gibi er ya da geç kendi iktidarını da ele geçirebileceği düşüncesi giderek güçlendi. Jön Türk yetkilileri Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenileri yok ederek güçlü rakiplerine ekonomik arenadan uzaklaştırmış, zenginlikleri pahasına büyük savaş masraflarını karşılayabilmiş, ülkenin bağımsızlığını tehdit eden büyük dış borçları ödeyebilmiştir. Konuyu daha detaylı olarak Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten TV'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Batı Ermenistan şehitleri Cebrail İplikçiyan Gesarya'da doğan Cebrail İplikçiyan, Konstantinopolis'te yaşıyordu. İstanbul'da giyim kuşam ticaretiyle uğraştı. İplikçiyan adlı ticaret evini kurdu. 18 Nisan 1915'te Diyarbakır'a giderken tutuklanarak öldürüldü. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenusit kurbanıdır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.